buradaki pike bakıldığında 14 Haziran'da başlayan bir ivme var. Büyük bir ivme, sapma vardı. Bu sapma meydana geldiğinde ya Kuzey Anadolu fayı üzerinde ya batı bölgesinde büyük bir hareketlilik gözlemlenir. Ya da muhakkak ki aşağı doğru bu ivmeyi yaptığı için özellikle Akdeniz açıklığında 6-7 üzeri bir deprem hazırlığı vardır. Ben elektrik elektronik teknisyen olduğum için yerdeki değişimleri yani faylar üzerindeki bu ani elektromanyetizma değişimlerini bir nebze tutsun, alsın, bu değişimleri yakalayayım diye ben uğraşıyorum. Tabii ki bugün Marmara Denizi etrafında konuşlandırılan sismogramlarda da bu böyle. Hani uzun zamandan beri hep Marmara Denizi'ni izliyoruz ama olası Marmara depremine karşı bunlar bize gelecekte olan ya da olabilecek olan bütün aslında depremlerin ön parametrelerini vermektedir. Yani olası bir depremden sonra aslında bir dahaki Marmara depremi için bütün sismogram verilerini öyle düşünmek lazım. Bunlar sadece bir ön uyarıcı sistem olarak insanları bilgilendirme açısından kullanabileceğini söyleyebilirim yani. Kullandığım diyorum ya birçok parametre var. Yaklaşık 9-10 tane parametre var. Bu sadece hani elimdeki jeomatik parametrelerle alakalı değil. IRIS'in genel olarak dünya istasyonları var. Bu istasyonlardan biri de Bolu Modunu'da bulunan istasyonu aslında. Bu istasyonda 14 Haziran günü yaşanan bir pik oldu. Sağlam bir pikti. Sağlam pik derken yani bu öncü bir depremin, olası bir depremin yavaş yavaş yaklaştığını göstermektedir. Ya Kuzey Anadolu fay üstünde diyorum ya özellikle batı bölgesinde bir hareketlik olacak, 4'lük 5'lik bir hareket. Ya da büyük ihtimalle Akdeniz açıklarında bir 6 ya da üzeri bir deprem hareketliği gözlemlemekte tarafımca duyuyorum. Geçen de size zaten belirtmiştim 15 Haziran ve sonrasına dikkat etmek lazım hem dünya hem ülkemiz açısından. O yüzden önemli bir süreçteyiz bence. Hissedilir bir deprem bence ülkemiz yakın bir zamanda en azından Haziran ayında 5 ya da üzeri bir deprem yaşayabilir diye düşünüyorum. Muğla açıkları, işte Aydın açıkları da olacağı için Aydın'ın, Muğla'nın, özellikle Muğla'nın öyle olası bir depremde bu depremi hissedebileceğini düşünüyorum ya. Yani. 2015 yılında herkes adalar depremlerinden, adalar açıklarında olacak bir depremden bahsederken ben orta sırt yani Kumurgaz açıklarında olabilecek bir depremi öngörüyordum. 6.8 büyüklüğünde bir deprem büyüklüğü çıkarmıştım. Yanılma miktarı da 0.3 magnitüdü. Yani 7.1 de olabilir, 6.5 da olabilir ama orta değer 6.8'i. Benim beklentim hani 2045 diyorlar, 2035 diyorlar. Herkes diyorum ya kendi iddiasını ortaya atıyor iyi ya da kötü. Bunu zaten zaman bize en iyi süreçte gösterecek. Ama ve lakin yani diyorum ya sonuçta bir yaratan var, yaratıcı var ve yaratanın ortaya koyduğu bir silsile var. Ben hani özellikle doğu hareketlerinden sonra Marmara artık günden güne bence yaklaşıyor gibi gözüküyor. Ben daha önce de yazılı olarak beyannameye de bulunmuştum sayfamda. İnsanlarla da konuşmuştum. 2021 artı eksi 2 yıl demiştim. Yani 2023'e kadar Marmara'ya dikkat etmek lazım. Doğu hareketlerinden sonra özellikle.